Süveyş Kanalı'nda kriz çözüldü, trafik yeniden açıldı. Karaya oturan dev yük gemisinin kurtarılmasıyla tüm dünya rahat nefes aldı. Operasyonu yöneten Hollandalı Peter Perdowski şöyle diyor: "Fizik yasalarının bizim için çalışmasını sağladık." Çabalar sonuç verdi. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi yeniden yüzdürüldü. Operasyona katılan gemiler Ever kurtarılmasını siren çalarak kutladı. Kurtarma çalışmalarına 13 remorquer katıldı. Gemiyi hareket ettirebilmek için 30 bin metreküp kum temizlendi. Doğanın etkisi de güçlüydü. Dolunay sonrası meydana gelen gelgit, su seviyesini yükseltti. Operasyonu yöneten Hollandalı Peter Berdowski, "Fizik yasalarının bizim için çalışmasını sağladık ve başardık" dedi. What we more or less did is we used... Gelgiti gemi ittirmek için kullandık. Aynı zamanda gemiyi çektik. Yani iki yöntemi birleştirdik. Her şey fizikle ilgili ve çoğu fizik yasası o kadar da zor değil. İşin püf noktası bu yasaların size karşı değil, sizin için çalışmasını sağlamak. Biz de öyle yaptık. Operasyonda çevreye zarar verilmediği açıklandı. Geminin yükü de hasar almadı. Evergiven yoluna devam etmeyecek. Önce denetimden geçmesi gerekiyor. Dev yük gemisi kanalı boydan boya kapattığı için 400 aşkın gemisi Süveyş'ten geçememişti. Kanal ulaşıma yeniden açıldı. Trafiğin eski haline dönmesi en az 3 günü bulabilir. Mısırlı yetkililer yoğunluğu eritmek için 7-24 Aralıksız hizmet verecek. Kanal açılınca dünya rahat bir nefes aldı. Bu rota üzerinden küresel ticaret eskisi gibi devam edebilecek. Süveyş Kanalı İdaresine göre krizin günlük maliyeti en az 12 milyar dolar oldu. 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu. Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlıyor. Kanaldan petrol, gıda, ilaç, hatta canlı hayvana kadar birçok ticari ürün taşınıyor.